Değerli izleyiciler, Vizyoner Bakış programı ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımızda Avrupa Birliği'ne ilerleme yolunda kadınlarımızın sosyal hak ve hürriyetlerini, iş dünyasında kadın iş liderlerinin prensiplerini değerlendirmek üzere KGDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülseren Onanç ile birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Günümüzde her sektör açısından globalleşmek bir trend değil, bir mecburiyet haline geldi ve her anlamda özellikle kadınlarımızın dünya rutinine ayak uydurmaları ve daha aktif olmaları açısından gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne tür düşünce reformlarına ihtiyaç duymaktayız? Biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin birinci prensiplerinden birisi kadın ve erkek eşitliği. Avrupa Birliği'ne ilerleme yolunda ülkemizdeki kadın hakları konusundaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bayağı kapsamlı bir soruydu. Türkiye'deki kadına baktığımızda aslında iki tip görüyoruz. Bir tanesi profesyonel yaşamda belirli bir kademeye kadar gelmiş, eğitiminin altyapısını tamamlamış, işte girişimci profiline uygun olanlar veya ileride girişimci olma hedefini sürdüren bir kadın tipimiz var. Bir de daha muhafazakar aile düzeni içerisinde eş, anne olmayı seçen kadınlarımız var. Türkiye'de kadının profilini aslında böyle ayırabiliriz. Çalışan, bir üreten kadının genel perspektifine baktığımızda da bu aşağı yukarı Türkiye'de her 5 kadından biri şu anki durumda. Bu 5 kadından biri profesyonel olarak bir şekilde istihdam ediliyor. Ve bunların çok üst düzey yerlere de geldiğini görebiliyoruz. Türkiye'de holding yöneticileri, banka yöneticileri ve şu anda da gördüğümüz çok önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının kadın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bir grup kadınımız var ki bunlar uluslararası standartlarda, ama bir grup kadınımız var ki onlar da henüz Avrupa Birliği bağlamında olması gerektiği yerde veya bizim olmasını hayal ettiğimiz yerde değiller. Avrupa Birliği burada çok önemli bir işlevsel rol getiriyor. Hem kendi değerleriyle, yani Avrupa Birliği'nin temel felsefesi her bireyin eşit olarak toplum içerisinde var olabilmesidir. Ama Türkiye'de kadının durumunun böyle olmadığını, eşit olarak iş yaşamında, siyasi yaşamda, toplumsal yaşamda var olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin hedeflediği bu her alanda eşitlik henüz Türkiye için geçerli değil maalesef. Biz bu nedenle ve elbette başkaca bir dolu nedenden dolayı Avrupa Birliği'ni Türkiye için çok önemli buluyoruz. Bu doğrultuda KGDER olarak yıllardır Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üye olması yönünde destekliyoruz. Bu doğrultuda Brüksel'de bir ofisimiz var. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci içerisinde de kadının durumunun daha da iyileşeceğini düşünüyoruz. Ki bu şu anda müzakere sürecinde bile çok önemli kazanımlarımız olduğunu mesela gördük. AB ülkelerinde çocuk doğuran kadınlara, çocuklarına bakım hakları tanınmakta. O yüzden gerek sosyal gerek siyasal alanda kadınların daha aktif ve rahat bir şekilde sorumluluklarını hafifletildiğini görebiliyoruz. Bizim ülkemizde de böyle çalışmalar yavaş yavaş belediyeler tarafından oluşturmaya başlandı. Evet, bunlar da kadınlar sadece çocuklarına değil evdeki yaşlara da bakmak durumundalar vesaire alanlarda çalışmalar var. Evet. Ama ilerlemesi gerekiyor, evet. Kadının iş gücüne katılımının önündeki en önemli engellerden bir tanesi sizin söylediğiniz gibi hem çocuk bakımı hem yaşlı bakımı, ama başka engeller de var. Doğru söylüyorsunuz, kadının bu çocuk ve yaşlı bakımını
üzerinden alınabilmesi için kamu kuruluşlarına bir takım görevler yükleniyor. Bu da Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yerel idarelerinde, genel idarelerinde belirli nüfus oranlarına göre belirli büyüklüklerde çocuk bakım hizmetleri sağlamakla yükümlüler. Ancak henüz Türkiye'de bu gerçekleşmiyor. Belediyeler, yani hem yerel idareler hem de genel idareler kapsamında sağlanan çocuk bakım ve yaşlı bakım hizmetleri henüz olması gerekenin çok altında. Bunu özel sektörün sağladığı bir takım hizmetler var. Ama bu henüz yeterli değil. Dediğiniz gibi bunlar da eğer sağlanabilirse Türkiye'de iş gücüne katılım oranı, ki bu şu anda %24'ler seviyesinde, çok düşük bir seviyede. Demin söylediğim gibi her 4 kadından, her 5 kadından bir tanesi ancak istihdam ediliyor ve bunların da %60'ı kayıt dışı istihdam ediliyor. Bunun ortadan kaldırılması için bir tek yöntem değil ama bir yöntem, evet, çocuğa ve yaşlı bakım, ki kadının üzerinde gözüken bunların da alınması, onlara böyle desteklerin sağlanması gerekiyor. Evet, en önemli sorunlardan birisi de kız çocuklarımızın eğitimi. Aslında eğitim tek başına ya da izole olduğunda hiçbir anlam ifade etmiyor. Mesela örnek verecek olursak, telefon icat edildiğinde Türkiye bunu ilk alan uluslardan birisiydi. İstanbul'da ileri teknolojiye meraklı insanlar aldılar ve telefonları uzun yıllar hiç çalmadı. Çünkü toplumun diğer katmanlarında aynı rezonans yoktu. Aslında burada rezonansla ifade ettiğimiz şey eğitimin yaratacağı toplam katma değerin anahtar kelimesi. Mesela biz Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde ne kadar sivil toplum kuruluşları çalışmaları yaparsak yapalım, okullar açarsak açalım, eğer toplum diğer katmanları, Doğu bundan mahrumsa bunun fazlaca bir anlamı olmayacaktır. Bu bağlamda sizin KAGİDER olarak girişimcilik ve liderlik dersleri verdiğinizi biliyoruz. Biraz buna da değinecek olursak, Doğu'daki kadınlarımızın bilinç işlenmesi, kız çocuklarımızın eğitimi için ne tür stratejilerimiz olmalı? Ne gibi reformlar yapılabilir eğitimde? Evet. İki soru iç içe aslında burada. Bir tanesi eğitimin yetiştirmek istediği insan, bu insandan neler beklediğimiz, bu insan bu eğitim sürecinden nasıl bir toplum yaratmak istediğimiz düşüncesi, ki şu andaki milli eğitimin verdiği eğitim çerçevesinde aldığımız sonuçlar çok da bizim girişimcilik ve liderlik perspektifinden baktığımızda istediğimiz verimlilikte değil. Şunu söyleyebilirim. Biz girişimcinin farklı düşünen, olanı sorgulayan bireyler olarak tanımlıyoruz. Bunlar da eğitimden ve aileden gelen bir düşünce biçimiyle ancak bir birey farklı düşünmek, var olan sistemi sorgulamak, ben de yapabilirim diyebilmek gücüne sahip olabiliyor ki bizim daha sorgulamayı yönlendirmeyen, aksine didaktik, sadece bilgilerin ezber olarak öğrenildiği bir eğitim sistemi içerisinde böyle bireyleri yetiştiremiyoruz. Bu aslında bizi direkt ilgilendiren bir milli eğitimin eksiği. Ama değiştirilmesi de sadece milli eğitimle değil, toplumsal bir düşünsel değişimle mümkün olabilecek olan bir şey. İkincisi,